Yeni bir mecranın değerli izleyicileri, bugün farklı bir konu ve konukla demek isterdim ama bizim kültür dünyasına odaklandığımızı sizler de artık tahmin ediyorsunuz. Özel olarak da şiire odaklandığımızın farkındasınızdır. Karşımda şair bir dostum var, Sema. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sema Güler, hem düz yazı hem de şiirde ciddi emeği olan bir arkadaşımız ama biz öncelikle şiir hakkında ama ondan önce de bir parça kendi hakkında konuşmak isteriz. Bize kendinden söz eder misin lütfen? Çok kısaca edebilirim. Dersim sürgünü bir ailenin çocuğuyum. Tarih bölüm mezunuyum. Şu an edebiyat yüksek lisansı yapmaya çalışıyorum. 4 şiir kitabım var. Bir, Üçlemeler. Sevgili Muzaffer Oruçoğlu, Kemal Dinç ile birlikte hazırladığımız Mektuplar, Hikayeler, İzleri adlı ilk düz yazı kitabım diyebilirim. Böyle bir serimiz var. Bu kadar. Coğrafya kaderdir diyor, değil mi İbn Haldun? Yani coğrafyanın yazıp çizdikleriniz üzerinde herhangi bir etkisi var mı? Örneğin Dersim coğrafyasının yazıp çizdiklerinizle ilişkisi hakkında ne söylersiniz? Şöyle, harabat ehli izleyen dedelerin çocuklarıyız doğal olarak. Hani onlarda hep şöyle bir şey var, Sümaniye'ye de buradan gönderme yapıyorum. İşte bizde sim yerine emraz bulunur, dert bulunur diyor ya. Tabii yazdıklarımız üzerine mutlaka etkisi vardır. Hani kökensel olanla veya unutulanı, susturulanı hatırlamaya çalışmak gibi bir şey. Ama bu acıları tam merkeze alarak değil de biraz da etrafımızda, çünkü çok fazla yaşanan trajediler, acılar, göçler, sürgünler var. Ermeniler falan da düşündüğümüz zaman kendi acılarımızı merkeze alarak değil, tüm dünyadaki evrensel olan acılara belki dokunarak bir yazma eğilimi gelişebiliyor. Böyle bir katkısı olabilir. Tabii bir de o söylencelerin, hikayelerin, ozanlık geleneğin ocaktan olma neticesiyle yansıttığı kültür yaslanamaz. Gündelik olan bitenle yazıp çizdikleriniz arasında bir mesafe var mı? Ben kendi adıma şiirleri oluştururken onları çok merkeze almasam da mutlaka, belki kapalı bir anlatım olduğu için ya da böyle gözlemler olduğu için yansımaları oluyor. Yani ama yaşananları değil, tüm dünyada olup bitenleri esas almayı daha anlamlı buluyorum ya da anlamlandırmayı. Hı hı. Yerel, ulusal, evrensel temler bağlamında kendi yazdıklarınızı nereye oturtuyorsunuz? Sizin için yerellik, ulusallık, evrensellik ne ifade ediyor? Çünkü hepimiz, düşünsenize, yazın veya sanat 36 bin yıl önce mağaralarda resim yapan insanlara kadar gittiğini düşünürsek, çok katmanlı bir şey olduğu için yerellikten öte tüm tarih öncesi ve tarih sonrası belki yaşanılan olaylara bir değini ya da gönderme şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Hızla küreselleşiyor dünya. Küreselleşirken de kendi antitezini de yaratıyor bir taraftan. Yani yerel olana daha özenli davranmak gerekebiliyor. Edebiyatta bunun tezahürü konusunda kişisel düşüncelerin neler? Tabii ki kuşkusuz tezahürü var. Hemen Pablo Neruda'nın sözleri geliyor aklıma. İşte bu kadar büyük şiirler yazmayı nasıl becerdiniz diye bir soru sorulduğunda, ben sadece kendi ülkemi, hani evrensel kabul edersek Neruda'yı, ben sadece kendi ülkemin acılarını yazdım demiştir. Böyle bir etkisi olabilir. Onun haricinde ama yerel olanda da sıkışık kalırsak sanırım orada bir körleşme başlıyor gibi, bir problemle de karşı karşıya kalabiliriz gibi geliyor bana. Risk aynı zamanda, risk oraya aynı takılıp zamanda, kalmak. Evet. Peki sizin duygu dünyanızı, yazınsal poetikanızı belirleyen kişiler desem ne dersiniz? Yani feyiz aldığınız kaynaklar açısından bakınca kimler analır?
Tabii ki feyz aldığım kaynaklar, hayranlık anlamında demiyorum ama ilk gençlik yıllarında hayran olduğum yazarlar ve şairler daha bir ağırlıktaydı. Orta Doğu insanıyız neticede. Orta Doğu yazarlarını daha çok herhalde içselleştiriyorum ya da şurama dokunan kişiler olarak addediyorum kendi kendime. Ama bunun yanı sıra ne bileyim bir Fransız edebiyatının, bir İtalyan edebiyatının, farklı uluslardaki, ne bileyim antik Roma'da yazılan şeyleri de çok önemsiyorum. Komşu edebiyatlar ve Türkiye'de yapılan edebiyat, bunları böyle yan yana, karşı karşıya getirdiğimiz zaman neler söylersin? Gezen bir şair olarak. Ya sanırım gözlemlerim şu yönde, bizde yazarlık ya da şairlik çok fazla o başında bahsettiğim, hani bizde sinyerine emraz bulunur, dert bulunur, biraz daha hüzne dayalı şiirler olarak veya eserler olarak görüyorum ama Batı'da veya işte daha çok Balkanları gezme, dolaşma şansım oldu festivaller kapsamında. Orada da savaşların getirdiği tabii şeyler var, hüzünler ve yıkımlar var ama sanırım Orta Doğu insanında veya işte Türkiye'de, Anadolu'da insanlar biraz daha hüzüne dayalı, kedere dayalı veya acıya dayalı şeyler üretiyor. Onlarınki biraz daha varoluşsal sorunları, biraz daha o bireysel kuşatmanın yaşattığı, işte toplumsal kuşatmanın yarattığı o bireysel yalnızlığın eserleri gibi geliyor daha çok ya da ürünleri gibi. Hilmi Yavuz'un Hüzün Ki En Çok Yakışandır bize dizeleri geliyor aklıma ya mesela. Evet, öyle öyle de diyebiliriz. Çünkü hani insan yaşadığı toprağa benzer diye bir şey var ya bunun gibi. Ama işte dediğim gibi çok fazla kederi, çok fazla karamsarlığı, çok fazla hüznü. Biz ağ toplumuyuz her şeyden önce. Bunun dışına çıkabilmek için hani çok da hani modern edebiyatta veya işte farklı akımlarda çok daha gelişen, globalleşen dünya dediniz. Farklı sorunları da sanki görmek gerekiyor gibi geliyor bana. Çok eril bir dünyamız var. Nereye adım elimizi atarsak atalım. Böylesi bir dünyada farklı bir kimlikle yer almak ve işte o duyarlılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair itirazı olan insanlarız. Örneğin bunun edebiyattaki tezahürü konusunda neler söylersiniz? Ya her şeyden önce tabii ki bu iktidarlar, cinsiyet kimlikleri, bunların hepsi yaşamımızı kuşatan, hazırda 8 Mart geliyor yakında. Çok fazla bunaltan şeyler, insanı o yalnızlığa, derin yalnızlığa iten şeyler belki. Ama bunları yaparken sadece erkeklerin değil, belki kadınların da bu eril dile ve cinsiyet dile adapte olup farkında olmadan yansıttığı şeyler var. Bunlar biraz daha yıpratıcı ve örseleyici sanırım. Ama ben hep şunu söylüyorum, gene dedik ya işte 36 bin yıl önce mağara resimlerini çizenler arasında kadınlar varsa o dünya bize çok uzak değil diye düşünüyorum. Çok da karamsar değilim bu konuda. Şanslı ancak aynı ölçüde de şanssız bir toplum sayılırız. Çünkü farklı etnik, dinsel, dilsel, kültürel, cinsel, kümelerin yer aldığı bir coğrafya, Anadolu coğrafyası ve bu çeşitliliklerin yeterince zenginliğe dönüştürüldüğü kanısında değilim. Ve bu toprakların kadim kültürleriyle şimdiki tekçi kültür arasında da ciddi bir doku uyuşmazlığı falan var. Farklı diller var Anadolu coğrafyasında. Ve sizin şiirlerinizin de çevrildiği bir dil var orta yerde, Kürtçe. Kürtçe ve edebiyat, özel olarak da Kürt edebiyatında şiir. Bu konuya dair kişisel düşünceni alabilir miyim? Ya bu her şeyden önce yerleşik, daha doğrusu susturulan, susan veya işte susmak zorunda kalan
Çok derin kökleri olan bir Kürt edebiyatı var. Bu konuda gerçekten arkadaşlarımız çok değerli çalışmalar, çeviriler, hatta dünya edebiyatından çeviriler yapıp Kürt edebiyatına kazandırdıklarını görmek insanı mutlu ediyor. Bu anlamda Kürt edebiyatı olarak düşündüğümde ya her uygarlık ya da egemen güçler kendi tarihini ve kültürünü ve dilini, edebiyatını oluşturduğu için ötekileştirilen veya ezilen konumdaki halkların, örneğin sadece Kürt edebiyatı değil, bir Ermeni edebiyatı, Laz edebiyatı, Gürcü edebiyatı, bunların verdiği ürünler de insanı mutlu eden şeyler diye düşünüyorum ben. Bir halklar mozaiği Anadolu coğrafyası. Kuşkusuz. Bu çeşitliliği zenginliğe dönüştürmek aslında pekala mümkün, arzu eder ve istersek. Diğer taraftan tekrar sizin duygu dünyanızı biçimlendiren edebiyat, edebi tavrınızı ve poetikanızı biçimlendiren temel izlekler konusunda bize neler söylersiniz? Ben her şeyden önce yaşadığımız dünyanın bizi çok mutsuz ettiğini, yıkımların, savaşların, tahribatların ötesinde soluk almaz bir hale getirdiğini, hepimiz tarafından bilindiğini biliyorum. Bu nedenle kendi varoluşsal sıkıntılarımızı yaşarken kendi dünyamızda belki en güzel şey, belki Barthes söylüyordu bu konuda, belki konuştuğum bir zamanımızın dili değil diyordu. Zamanımızın dili değilken zamanımızda şu an kıyımların ve savaşların olduğunu düşünürsek, kendimde oluşturduğum dil benim, tüm bunlardan, egemen güçlerden ayıklayarak kendi özüme sakladığım şeylerin birer birer dökülmesi, kağıda dökülmesi biraz da kendimi iteleyen, örseleyen ne varsa bunlara karşıdan bakma ihtiyacıyla gelişen bir şey belki benim için. Tabii ki yolculuk çok uzun. Her şeyden önce şiiri bir araç ya da taşıt olarak, beni bir yere taşıyan şey olarak görmedim. Şiiri bir yapı olarak düşündüğüm zaman o yapıda bütün mağlupların sesini duyurarak sözcüklerle onları oraya almak istedim, korumak istedim. Ama burada insanların yanı sıra susturulan hayvanlar, susmayı tercih eden hayvanlar, susmayı tercih eden ağaçlar, taşlar, doğa, her şey vardı. Nesnelerin dünyası da buna dahil. Evet, canlı veya cansız her şeyi oraya dahil etmeye çalıştım. Ve işte dediğim gibi orada o yapı içerisinde daha korunaklı bir yer belki sağlamaya çalıştım onlara. Böyle diyebilirim. Sema Güler okurları için sürpriz var mı? Mutfaktan biraz söz etsek. Nasıl gidiyor? Şu an çalışmalar devam ediyor. Yine tabii ki bir şiir dosyası üzerinde çalışıyorum. Ama çok çabuk bitecek bir şeye benzemiyor. Ama bu ara şeyi de çok seviyorum. Düz yazı, minik anlatıları, içsel anlatıları. Buna da yoğunlaştım diyebilirim. Ama sürpriz değil. Bildiğimiz şeyler. Harika. En zor sorumu en sona sakladım. Hep öyle oluyor. Hani üzerinde çokça konuştuk. Ona rağmen en son yeni bir mecra dinleyicileri, izleyicileri için. Bir grup insan bizi dinliyor çünkü. Kulakları bizde. Neler söylersiniz? Her şeyden önce çok kıymetli bir yerdeyim. Öyle düşünüyorum şu anda. En azından şiir üzerine konuşuyoruz. Edebiyat üzerine. Gerçekten birkaç programı seyrettiğimde kadın arkadaşlarımın davet edildiğini gördüm. Bu benim için daha heyecan verici ve mutluluk verici bir şey. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye, böyle bir zamanda yer ayırmaları büyük incelik. Sana daha önce çok teşekkür ediyorum. Yeni bir mecranın izleyicilerini ben de onurlandırdığın için teşekkür ediyorum Sema. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah.